Ekran karşısında bizleri izleyen bütün dostlara, bütün Mavi Karadeniz TV izleyenlerine sepetler dolusu selamlar sunarak programımıza başlıyoruz efendim. Haftanın ortasındayız. Tabii kış ayı artık geldi. Yani 4 derecelerle, 5 derecelerle güne başlayarak ilerleyen dakikalarda bir içi golde atı 7-8 dereceye çıkarırız ama yine de soğuk bir hava, balkonlardan gelen soğuk havanın etkisindeyiz efendim. O balkonların bir türlü kapısını kapatamadık. Yani haberlerde hemen şeye başlarlar ya, işte Balkanlardan gelen soğuk hava kütlesinin etkisindeyiz diye. Şu anda oradayız. Daha beklemedeyiz. Mesela şey var, Sibirya soğukları var. Oradan daha sonra gelecekler. Ama şimdilik balkonlardan gelen soğuk havayı, soğuk havalan idare etmeye gayret ediyoruz. Onun için böyle bir kış modunda devam ediyoruz. Soğuk bir İstanbul sabahı ve ekran karşısındaki bütün dostlara muhabbetlerimizi, selamlarımızı ilettikten sonra güzel, hareketli bir horonla başlayalım. Ardından sohbete, muhabbete başlayacağız. Fıkralara başlayacağız. Nükhet hazırsın değil mi sen de? Ha, Nükhet de hazır. Dün ben yoktum, dün ben hasta. Biz zaten bir gün Nükhet hasta oluyor, bir gün ben. Yarın sıra sende Nükhet. Yani yarın sen ayarla işte, yani hasta olursun büyük bir ihtimal. Efendim, meteoroloji açıkladı. Soğuk hava, kar bugün yarın geliymiş. Eyvallah, hoş gelsin, sefa gelsin. Efendim, şöyle güzel bir türküyle bir başlayalım. Bir üzerimizdeki uyku mamurluklarından kurtulalım. Aa, Nükhet. Sen kim var? Eyvah. Seyfullah, heyecan yapma, dur ya, diziyor mu Nisa? Aynen öyle. Evet, gelsin bakalım. Tipini de gördüm. Güzel bir Zeynep Başkan çalışması. Ardından devam edeceğiz. Kumya da değil.
Evet, güzel bir Zeynep Başkan çalışmasının ardından devam ediyoruz. Temel ünlü bir boksörle maç yapay. Ringe çıkar çıkmaz Temel'e iki tane çakmış, bizim Temel 2.80 yerde yatay. O aradan antrenörü kenardan bağırıyor. Hakem sayıyor. 1, 2, 3. Antrenörü bağırıyor. Diyor Temel, sakın 9'dan önce kalkma, bu adam seni öldürecek. Temel dedi ya, iyi de dedi, saat kaç şu anda? Dokuza kadar yatacak orada. Temel yoldan yürüyüp, tabi balkonda da bir karı koca kavga ediyorlar. Adam sinirleniyor, tutup karıyı atayı balkondan aşağı. Temel de tam Temel'in yanından, Temel de çöp tenekesinin yanından geçerken karı düşüyor çöp tenekesine. Karı, Temel gelip böyle çöp tenekesindeki karıya bakıyor ki bir cansız yatıyor orada karı. Dönüyor diye böyle ha, ey gidi. Aslında daha da kullanılırdı. Niye attın ki çöpe bu adam? Ay ay Temel. Allah'ım. Ha bu aralarda çok duyuyoruz. Bu bir sosyal sorumluluk gereği. Fıkra sonrasında hemen ekleyelim onu. İnsanların eşleriyle alakalı birçok şeylerini duyuyoruz, haberlerini duyuyoruz. Sokak ortasında, evde, şurada, burada. Yani kadına, işte eşine şiddet uygulayan erkekler var. Onları buradan kınıyorum ve Allah'a havale ediyorum onları. Çünkü unutmayın ki her evli erkeğe eşi, hanımı Allah'ın bir emanetidir. Ve emanete de sahip çıkmak gerekiyor. Onlar annesi babası o çocuğunu büyütüp 18 yaşına, 20 yaşına, 25 yaşına getirip sana emanet ediyor onu. Onu bir Allah'ın emaneti olarak algılamaz da o zulmü yaparsan bu dünyada iki yakan bir araya gelmez. Onun için bence erkeklik bir bayana tekme tokatla, bıçakla, şunla bunla saldırmak değildir. Eğer o şekilde algılıyorsanız diyecek bir şeyim de yok. Yeri gelmişken de onu da aktarayım. Temel inşaatta çalışıyor. İnşaat bir hasbel kader. Artık çimentodan mı çalaylar, demirden mi çalaylar, ne havaysalar. İnşaat cumburlop çöküyor. Tabi Temel yaralı. Kapı koşaylar onu hastaneye. Tabi tam o esnada Temel'in bu kulağı kopmuş. Artık bir yere taktığını. Şimdi kulağı takacaklara, Temel diyor o kulak benim değil. Doktor diyor oğlum orada başka kulak yok deyip bir tek senin kulağın koptu. Bu senin de sen. Yok. Nereden biliyorsun senin değil? Benim değil, kulağımın arkasında kalem var idi. Bununkinde yok. Eyvallah. Hamsi zamanı da geldi değil mi Sinan? Anan izleyin programı Sinan. Aradan. Seda Sayan'dan fırsat bulursam ben. Yani yok, bir de bizim köyün torunudu. Aynen öyle yani, kurban olayım. Bir gün, gerçi artık da annene de bir şey de diyemezdik Sinan. Yani artık hanıma söylemek lazım. Yani ne bileyim, eve bir al bir içi çula bir hamsi. Mısır ununla bir evironi, çevironi. Bir güzel böyle bir o terasta bir ne bileyim böyle bir. Gerçi ben Kadir Yavuz'a desem sıkıntı yok da. Yani bir ne bileyim böyle bir. Ama izgara mizgara da sevmem yani, onu da belirteyim yani. Böyle tavada yanına da büyük bir salata, ye babam ye, kurban olayım. Aynen. Geçen Ahmet Emice buradan hamsiden bahsetti. Hamsinin nasıl olması gerektiğiyle alakalı. Yani hamsi tezgahına gittiğiniz zaman hamsi seçerken öyle böyle gözleri yarı kapalı, yani sanki bir beyuk rakı içmiş gibi duran hamsiyi almayacaksın. Hamsi dediğin böyle gözleri açık olacak, canlı olacak, kanlı olacak. Ondan sonra böyle iğne gibi tik olacak. Böyle horonda durur gibi duracak hamsi. Hamsiyi öyle nasıl? Kambur hamsi, ihtiyar hamsi almayacaksın. Genç hamsi böyle filinta gibi duracak.
Karıcesi balık tezgahının oradan. Adam bağırıyor. Hey gidi canlı, canlı. Canlı balık, taze balık, canlı balık. Yaşlı bir teyzem 80 yaşına dedi. Yavrum, balıkların taze midir? Hala dedi, bir saattir ne bağırıyoruz buraya? Canlı dubular, canlı. Dedi, yavrum ben de canlıyım ama taze miyim? Ey dedi. Öyle her canlı olan taze olmuyor işte. Yapacak bir şey yok. Evet, devam ediyoruz. Nüket, bize nasıl ulaşıyor millet? Telefonla ulaşabilirler mi bize? Şimdi ya telefonla ulaşacaksın, ya cep telefonundan SMS atacaksın, ya internetten ve o Facebook'tan yazacaksın. Bunların hiçbirini yapamayırsan oturup dua edeceksin. Dualan ulaşacaksın bize. Kurban olayım. Başka çünkü çıkar yolu yok. Geçen o duydu o fıkrayı kime anlatıysam gülmekten yerlere yatağı. Nüket sen buraya mıydın hafta başına? Yok idin galiba. Şeyde Temel hamama gitmiş. Hamamda yıkanmış. Duvara vurmanı kafanı gözünü kırarım. Hamamda yıkanmış üstünü tam giyinirken bir baktı ki duvarda yazıyor hamam ücreti 10 lira. Temel cebi bir kontrol etmiş, cepte var 5 lira. Hamamcıya bir baktı, hamamcı 2 metre boyunda böyle pazulü mazulü buyuklu muyuklu bir adam. Döndü dedi ki Allah'ım dedi ya bana acele bir 5 lira gönder ya da ha bu hamamın duvarını yık da ben de buradan kaçayım. Bunu der demez hamamın duvarı büyük bir gürültüyle yıkıldı. Temel topuk. Kaçayım. Ha böyle bir sırtın üstüne bir tane adam posti sermiş. Allah'ım diye. Borçlarımı biliyorsun, sıkıntıyı biliyorsun. Bıçak kema geldi dayandı. 10.000 lira acilen paraya ihtiyacım var. Bir de geçen sene bizim hanımın baktığı o daire var ya başımın etini yedi. O daireyi de almamız lazım. Allah'ım bana bir yardım edin. Bizim Temel dedi ya böyle geldi ya böyle omuzundan vurdu ya. Dedi emici oğlu yok yok. Az önce 5 liradan şey yap hamamın duvarını yıktı. Yani Cenab-ı Allah'ın olsa vermez miyse yok da onda da yok da. 5 lira istedim onu ondan şey yaptı koca hamamın duvarını yıktı. İyi gidi. Evet bize 0216 kaç idi? 640-05-66 640-05-66 bu numaradan bize ulaşabilirsiniz. Haricinde MK'de yazıp bir boşluk bırakıp 39-29'a gönderebilirsiniz. O da olmadı. Abdurrahman Uzun Facebook adresinden ve facebook.com/FıkraZamanı Mavi Karadeniz TV FıkraZamanı Mavi Karadeniz TV adresinden de bize bana ulaşabilirsiniz. Evet şimdi güzel bir türkü ardından devam ediyoruz. Haydi bakalım. Seni kafama taktım.
Yaptım beni güzelim başka çırası gibi. Yaptım beni güzelim başka çırası gibi. Dolaşsak yaylalarda aynı eskisi gibi. Dolaşsak yaylalarda aynı eskisi gibi. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Yarım adım yazdım kürgen ağaçlarına. Yarım adım yazdım kürgen ağaçlarına. Kız gözü çıkmıyorsun kadir kapaşlarına. Yar gözü çıkmıyorsun kadir kapaşlarına. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Çiçekler gibi sararıp da soldun mi? Sarı çiçekler gibi sararıp da soldun mi? Horonun ortasında acaba beni gördün mü? Horonun ortasında acaba beni gördün mü? Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Çıktım bastım sepeti, armudun tepesine çıktım bastım sepeti. Bir yedim zehirlendim daha yemem ebedi. Bir yedim zehirlendim daha yemem ebedi. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Uzun uzun saçları vurayım kollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Gel bir daha dönelim sevdalık yollarına. Ay ay ay. Temel bu çiçek pasajında alkol satan yerlerden bir tanesinin içeriye girmiş. Sormuş, beyefendi burada günde ne kadar bira satıyorsunuz? O da dedi ki ortalama 3 fıçı bira satıyorum. 4 fıçı satmak ister misin? Adam hemen gözleri atlamış dışarıya. Nasıl olacak o iş demiş. Bardakları tam doldurun. Bardakları tam doldurun 4 fıçı satarsınız o zaman. Harika. Evet, güzel fıkralar. Güzel fıkralar geliyor. Az önce dur onun mesajını okuyayım çünkü oradan yola çıkacağım. Hayriye Demirci, günaydın abi. 2 gün önce 1461 Trabzon yendi. Ve ondan sonra da devam ediyor. Diyor ki artık diyor Fatih Terim 1461'deki futbolcuları da satın alır. Kesinlikle. Ya hakikaten ne kadar değişti değil mi? 1461 Galatasaray'ı yendi. Ondan sonra Beşiktaş yenildi ama Beşiktaş Antalya'ya yenildi. Antalya güzel top oynuyor. Alo. Alo. Kimle görüştüm? Ben Firdevs Yıldız. Firdevs Yıldız, nereden arıyorsun? Tekirdağ. Tekirdağ. Nerelisin Firdevs abla? Trabzon. Neresi? Trabzon Araklı. Araklı. Evet. O nereden? Aho'dan mı? Kukuta'dan mı? Nereden? Trabzon Araklı. Ben kendim Tekirdağ'da evliyim. Tamam da Araklı'nın neresindensin? Araklı'nın Erenler Belediyesi'nden. Erenler'den? Evet. Eyvallah. Ne yapıyorsun? Orada var mı? Tekirdağ'da şey var. Karadeniz Mahallesi var. Var. Oralarda mısınız? Nerelerdesiniz? Oranın ilçesi Malkara'danım, Malkara. Malkara'da. Hı hı. Eyvallah. Evet, seni yalnız dinlerim. Sizi çok seviyorum, yeğenime benzetiyorum sizi. Eyvallah. Her çok. Her sabah izliyorum böyle. Çok teşekkür ediyorum. Ama ben sizden bir istek isteyecektim. Söyle bakayım. Şu anda çocuğum 20 günlük asker Erzincan'da. Oy kurban olayım, Allah'ın kavuşturusun inşallah. Onun için sizden bir istek isteyecektim askerle ilgili. Asker. Ne olursa olsun ama askerlikle ilgili olsun. Askerlikle ilgili olsun. Evet. Bakalım buluruk inşallah. Tamam. Kendine çok iyi bak. Ellerinden öpüyoruz. Kendine iyi bak annem. Asker anası kolay değil kurban olayım.
O yol gözlüğü şimdi. Ey gidi ey. Daha 20 günlük asker miyim dedi. Kaç günü var onun Sinan? 460'tan düşecek 20. 440 gün. Ne adam mı vurdu ya? O kadar askerlik olur mu lan? Aynen öyle. Üçte birini falan yataya değil mi adam vurduğu zaman? Ey gidi. Ama Allah'ım kavuştursun, vatan borcudur. İnşallah Mevlam en kısa zamanda sağ salim ailesine kavuşma nasip eder. O zaman Nüket ne yollayacak asker türküsü? Yani böyle bir şey olsun. Asker türküsü olsun ama yani bu karı oturup ağlasın yani. Yok yok o şey değil. Şey vardı ya neydi o Murat? Neydi? Ha gülümse anne o güzel bir türküdür. Hem biz de dinleyelim onu bir. Nereden de aradı bizi bu karı bilmiyorum ki. Şimdi var ya yelkenler fora burada şimdi salya sümük otur ağlayacağım. Gönder bakalım ağlayalım bari. Ne yapalım? Belki dağlar duman duman
sesim çığlık çığlık duyulur. Belki yavrum bir tabuta koyulur. Üzülme anne. Evet, güzel bir asker türküsü. Annemiz istemişti, onu yolladık. Temel uşağına sorar, yavrum deyip bugün okulda ne yaptınız? Baba deyip kimya dersinde dinamit yaptık. Yarın ne yapacaksınız? Okulu yeniden yapacağım deyip. Meğer uçurmuşlar okulu havaya. Nükhet sen gülme. sen gülme ama. Kim yollamış? Tayfun Yıldırım. Geçen o bomba fıkrayı gönderen abim yollamış yine. Temelle Dursun evlerin arka odasında iki kardeş oturmuş rakı içiyorlar. Köyde de bu uyuz hastalığı var. Herkes kaşını yiyor. Bunlar tabii rakı içerken babası içeri girdi. Baba da hacı adam ne yapıyorsunuz ula dedi. Baba dedi uyuz hastalığı var ya dedi. Bu uyuzun dedi ilacıdır dedi. Onu içiyoruz dedi. Ula dedi ben de kaşını yiyorum ya verin baba kayım dedi bir tane. Hop bir tane. Ne oldu? Ha böyle değil. Ha böyle. Diğer kamerada. Ha böyle yapınca dedim ne oldu la? Gide. Baba dedi ki verin bakayım bir tane de ben içeyim dedi. Ben de kaşını yerim dedi. Hop baba bir dubleyi vurdu. Baktı hoşuna gitti. Ula ya verin bir tane daha ben dedi. Kaşıntım biraz fazladı dedi. Hop bir tane daha. İçeri geçti odaya salona. Tabii o aradığında yatsı da okundu. Bizim hacı aldı. Seccadeyi serdi evin duvar tarafına. Fadime dedi ya herif dedi. Kıble o tarafa değil dedi. Kıble ha bu tarafadır dedi. Fadime dedi bildiğin gibi değil dedi. Ha uyuz ilacını içtin ya dedi. Normalde dedi namazı ha burada başlayıyorsun diye orada bitiriyorsun hani. kendi kendine kıbleyi bulabiliyorsun. Böyle de bir sistemi var kurban olduğum. Eyvallah Tayfun Yıldırım. Tayfun abi teşekkür ediyorum. Sağ olasın. Evet. Fıkraları bir yandan da toparlayırık. Bize fıkraları beğendiğiniz fıkraları da yollayabilirsiniz. Nasıl yollayacaksınız o beğendiğiniz fıkraları? İşte Facebook ortamından yollayabilirsiniz. Abdurrahman Uzun adresinden gönderebilirsiniz. Bu bir. İkincisi Fıkra Zamanı Mavi Karadeniz TV adresinden bu adreslere yollayabilirsiniz. Evet bir yandan da türkülere devam ediyoruz. Ha bunları bir okuyayım. Melike Ercan Ayan Abtekin'den bir türkü istemiş. Eyvallah Melike'ciğim çok teşekkür ediyorum. Şenol Ekşi, dedem Ali Rıza Ekşi sizi keyifle izliyor. İyi yayınlar. Ben de 10 Aralık'ta doğdum askerden de döndüm askerden ama vatanımız sağ olsun. Gerçekten bizler olmasak çok zor. Herkesin gözü topraklarımızda. Neyse abi dedem Ali Rıza Ekşi'ye de söyle bakayım mutlu olacak mı? Şenol Ekşi yollamış eyvallah. Herkesin değil gözü toprağımızda. Temel gitmiş askere yemek yiyip gelmiş. Daha acemi asker yeni asker. Gelmiş çavuşun karşısında demiş ha komutanım yemeğin içinden demiş toprak çıktı. Komutan böyle kaşlarını bir çatmış. Demiş oğlum demiş. Siz buraya vatanı beklemeye mi geldiniz? Yoksa yemek beğeni şikayet etmeye mi? Bir daha duymayayım böyle. Bizim temelde cevap hazır. Komutanım dedi. Biz vatanı beklemeye geldik dedi. Vatan toprağını yemeye gelmedik buraya. Aynen öyle. Şenolcuğum teşekkür ediyorum. Yeni dönmüş askerden. Tuğba Taş'tan. Tuğba Taş'tan bu vekaleten yazayı. Şimdi bazen böyle işte Facebook olmayanlar, internet ortamını kullanmayanlar birini koşturu yazdırıyorlar. İşte anam deyik ya ole ole ole. Yani çünkü anası kullanamayın Facebook'u, şeyi yapamayın. Merhaba sizi sürekli izleyen ve şu anda yanımda bunları bana yazdıran Saadet Yılmaz adına yazıyorum.
Vekaleten yazıya yani. Eyvallah. Sizden kanalınızda sürekli yayınlanan reklamların azalmasını talep ediyorum. Doğrudur. Ayrıca Neşet Aydın'dan İstanbul macerasını ve Hava Taş'tan için ise Erkan Ocaklı'dan Çayır Biçiyorum Çayır'ı yayınlar mısınız? Şimdiden teşekkür ederiz. Tabii mahallede başka karı var mı? Onların adına da bir şey yayınlayalım. Hevan'ın adına değil, onu yayınla. Benim adıma da bunu yayınla. Başka? İstanbul macerası, Neşet Aydın değil mi? Neşet Aydın'ı biliyor musun? 18 yaşında mezun oldu ilkokuldan. O da ilkokul 2'den ayrıldı. 18 yaşında. Hakikaten ha, dile kolay. Almaya kafa değil, ne edeceğim? Yani kafa almayı. Ali gel veli git. Olmayı işte, yazılmayı kafaya. Ha, normalde resme baktım, ha bu kadar kafa var ama içine yok, ne yapayım? Nüket, gönder bakayım İstanbul macerasını. Ondan sonra reklam mı? Reklamdan sonra biz gene buradayız. Bu arada fıkralarınızı ulaştırabilirsiniz. Haydi bakalım. Çıktı ordalık, hiç bir yere benzemez kardaldaki sevdalık. Tedime kız olayım seni bana verene, kardal o da bir silah yollandı gün görene. Kıyın nikahımızı yetti çanıma yetti, o da bizde giderken sevdalık devam etti. Hepsini kardeşim zamanım yok demeye, girdik onunla kol kola gittik yemek yemeye. Kocaman İstanbul'da küzlü gezerdik küzlü, logonların sahibi bizim Karadenizli. Bitmiyor çilelerim, şamilerimi soydum, o yedi kıymalıyı, ben baktım ona doydum. Kedime kız olayım sen durduğun yapıya, gün görenden de bindik biz indik Topkapı'ya. Ha bu gözler kör olsun, yalan değilsem size, Topkapı'da gezerken Musa rastladı bize. Onun boyları uzun, benim boylarım kısa, yabancı değil dedim, bu Musa bizim Musa. Hem acıda hem hocam, nikahım bu zikrişa, nikahım bu zikrişa, nikahım bu zikrişa. Hasta oldum sevdamın konuşu gülmesine, aldım kedirdim onu kardal iskelesine. Kedi nereden kapıldım Lazların telesine, bu deli kurban olsun o kızın elisine. Onun elinde çanda, benim elimde sazım, senin gibi bir güzel bana her zaman lazım. Kız taşıdın çandamı, ağırdı mı kolların, ağırma dile dedi açık olsun yolların. Ayrıldık gidiyorduk dedim ebeğim seni, kardal iskelesinden yolcu eyledi beni. Sarıldık da ayrıldık, ben koştum feribota, bir de arkama baktım, baktım külüye orada. Var mı başka bir sözün güzelim bana söyle, Yalova'da indin mi dedi telefon eyle. Ne kız senin aşkından düştüm hastaneye, ben indim Yalova'da koştum postaneye.
Telefon ettim ona, dedim nasılsın canım, dedi bir yakıyalım olayım senin hanım. Kararın değişme yazalım oğlu zalın, ekari deli gari kurma bu yalanları. Bir akşamda değiştin verdiğin kararları, geze geze aşırdı kardal kaldırımları. Kürdük kuyumculara, beğendik altınları, çıkardık müdürinde seçtik kardanlıkları. Nikahtan geri döndük, iptal ettik onları, işte orada başladı başımın ağrıları. Allah vursun da asın teli dul karıları. Belki bir de kalırım da kalsın akıllı yılları, kalsın akıllı yılları, kalsın akıllı yılları. Aşkın memleketlidir, yanakları tatlıdır da dudakları etlidir. Şimdiki dul karılarda kızlardan kıymetlidir. Ateş yaktım göz oldu, bir laf dedim söz oldu. İstedim dul karıyı, kızdan kıymetli oldu. 10 bilezik araba, bir de 0 daire. Bunlar alınmaz dedim, atladı vurdu yere. Bir buzdolabı dedi, bir de fırınlı aygaz, şamaşır makinesi, bulaşık makinesi. Bir de yatak odası, Mercedes arabası, zannettim yaşadımdı, büyük merkez bankası. Düşündüm de bozuldu kafamın derazisi, dedim kız sana yetmez babamın arazisi. Son model televizyon hem de iyilerinden, yeter daha isteme yer oynadı yerinden. Yardım isteyeceğim İstanbul valisinden, Trabzon valisinden. 10 bilezik istedi hem de Burmalısından, 5 tane de istedi İsparta halısından. Allah kurtardı beni de elin kul karısından, elin kul karısından. Bugün size çağımızın hastalığı olan hemoroid tanıtacağız. Hemoroid nedir? Önce bunu bilmek gerekiyor. Hemoroid, kalın bağırsakta bağırsak sarkmasıdır. Bakın, o kadar önemli bir hastalıktır ki, bunun evreleri var. Evreleri 4 evre. Birinci evrede, hasta kesinlikle hemoroid olduğunu anlamaz. Sadece ve sadece kabızlık baş gösterir. Kabız olan bir hasta, potansiyel hemoroid hastasıdır. Birinci evreyi geçtik. İkinci evrede artık yavaş yavaş hemoroid kendisini göstermeye başlar. Ne yapar biliyor musunuz? Yavaş yavaş kanamalar başlar. Kabızlık çoğalır. Hasta tuvalete gittiğinde normal sağlıklı bir insan 5 dakikada çıkıyor ise hemoroid hastası 5 dakikanın üzerinde yaklaşık 10 dakika gibi bir süre tuvalette kalmak zorunda. Niye? Kabız olduğu için. Üçüncü evreye geliyoruz. Bakın yavaş yavaş yükseliş başlıyor. Ne oluyor üçüncü evrede biliyor musunuz değerli halkım? Aşırı kabızlık biraz daha aşırı bir şekilde geliyor. Yine doktor tabii ki es geçiyoruz. Bakın ben öyle hastalar biliyorum. Yarım saat, 45 dakika tuvalette kalan insanlar var. Aşırı kabızlık. Kabızlığı giderebilirsiniz ama hastalık zaten belli bir noktaya gelmiş. Bunu gidermeniz mümkün değil. Hastalık sürekli ilerliyor. Önlem almanız gerekiyor. Ne yapıyor üçüncü evrede? Lavaboda oturuyor saatlerce, dakikalarca. Dördüncü evrede ne oluyor biliyor musunuz? Kanamalar daha da sıklaşıyor. Oturamıyorsunuz, gezemiyorsunuz. Günlük yaşantınızın seviyesi sıfırlara bazen inebiliyor. Ben böyle insanlar tanıyorum. O kadar kaliteniz düşüyor ki günlük yaşam kaliteniz. Artık ondan sonra doktora da gidiyorsunuz. Bunu da iyileşmeyen kim biliyor musunuz? Alkol ve acı tüketenler. Ne zaman? Tedavi süresince. Alkol alacak iseniz, acı tüketecek iseniz benim ürünümü almayın. Şimdi gelelim. Hemotiksi nasıl kullanacağız? Sabah, akşam, akşamda yatarken çay bardağı, 1/4 diyelim buna, içine atıyoruz ve karıştırıyoruz. Ve içiyoruz. Bu kadar basit. Günde 2 kez yapıyoruz. Niye siz de iyileşmiyorsunuz? Alt bantta gördüğünüz numaraları arıyorsunuz, hemotiks'e ulaşıyorsunuz. Bu kadar basit.
Bu hastalık zor bir hastalık. Haftanın 3 günü 4'er saat bir mahkum gibi. En çok okula gitmek istiyorum. Ne kilo aldım? Organlarımızı bağışlamak için ya da bu konuyu düşünmek için kendimizin ya da bir yakınımızın hasta olmasını lütfen beklemeyin. İp atlayabiliyorum. Oyun oynayabiliyorum. Günah diyorlar. Aslında değil. Biz bağışladık. Siz ve çevrenizdekiler de bağışlayın. Bir yerlerde birilerine hayat olun, umut olun. Organlarınızı bağışlayın. Bir insanı, bir canı kurtarın. Görmezden gelir, yok sayarsınız. Sizin ya da sevdiklerinizin başına hiç gelmez sanırsınız. Organlarınızı bağışlayın, bağışladığınızı herkesle ve gururla paylaşın. Siz de bir umut olun. Sevgili izleyenler, sağlıklı, mutlu günler diliyoruz. Yine muhteşem bir kampanya ve muhteşem bir cihazla karşınızdayız. Şu anda elimde görmüş olduğunuz cihaz bir uydu alıcısı. Üstelik tamamen Türk malı, kablosuz uydu alıcısı. Sizler de istediğiniz kanalı, hatta 4000'e yakın kanalı ve istediğiniz uyduyu izlemek ister misiniz? Tabii ki istersiniz ve artık kablo kirliliğine son veren 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebileceğiniz 4000 kanal kapasitesine sahip muhteşem bir uydu cihazı sizleri bekliyor. Üstelik 2 yıl garantili ve muhteşem bir kampanyayla, muhteşem bir fiyatla bugün sizlere ulaştıracağız. Tabii ki kısa süreli bir kampanyadır. Bunu da sizlere bildirmemiz gerekiyor. Kargosu, KDV'si dahil bir fiyatla ulaşacaktır. Normal şartlarda 145 TL olan bu muhteşem cihaz bugün sadece 59 lira. Yanlış duymadınız. 145 lira yerine 59 liradan uydu alıcısı sahibi olacaksınız. Bakın, çeşitli renk seçenekleriyle beraber tamamen Türkçe menüye sahip. Çeşitli dillerde kullanılma özelliği var. 41 tane uydu kapasitesi var. 4000 kanalı barındırıyor. Ve en güzel özelliklerinden bir tanesi çocuk kilidi var. Yani ebeveynler, anne babalar çocuklarınızın izlemesini istemediğiniz kanalları şifreleyerek artık onların gelişimini etkileyecek olan kanallardan onları uzaklaştırıyorsunuz. Ve 4:3 16:9 ekran özelliğiyle artık birden fazla ekran şeklinde izleyebiliyorsunuz. Üstelik artık büyük kutulara, büyük receiver'lara gerek yok. Sadece televizyon arkasına takıyorsunuz ve anten kısmıyla adaptör kısmını da taktıktan sonra artık şifreli, şifresiz bütün kanalları rahatlıkla izliyorsunuz. Kesinlikle ekstra hiçbir malzemeye gerek yok. Ekstra herhangi bir aparata gerek yok. Televizyonunuzun arkasına bu gördüğünüz el büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde cihazı, receiver'ı taktıktan sonra 4000 tane kanalı, 41 tane uyduyu rahatlıkla izleyebiliyorsunuz. Hotbird, Eutelsat, Sirius, Turksat, akla gelen bütün uyduları herhangi bir engel olmaksızın, şifre olmaksızın izleyebiliyorsunuz. Bakın, zaman daralıyor. 3 dakikalık süre içinde aradığınız takdirde 145 lira değerinde olan bu muhteşem teknoloji harikası receiver'a, uydu alıcısına her şey dahil 59 liradan sahip olacaksınız. Kesinlikle Türk malıdır. Türk mühendisleri tarafından tasarlanmıştır. Ve 2 yıl garantilidir. Bakın, 2 yıl boyunca garantisi söz konusu. Türkiye'nin her ilinde de yaygın servis ağı söz konusudur. Gönül rahatlığı alabilirsiniz ve bu muhteşem cihazla, bu muhteşem uydu alıcısıyla gönül rahatlığıyla izleyebilirsiniz. Sevgili izleyenler, bakın, tamamen Türkçe menüye sahip. Kolay bir menüsü var. Kolaylıkla kanal ekleyebilirsiniz. Otomatik arama, manuel arama söz konusu. İstediğiniz kanalı istediğiniz kolaylıkla ekleyebildiğiniz gibi, dedim ya, çocuklarınız için özel bir özellik var. Neydi? Çocuk kilidi. Ne oluyor? Kimi kanallar çocuklarımız için uygun olmayabilir. Sizler de bunun önüne geçmek istediğinizde o kanallara şifreyi yerleştiriyorsunuz. O kanallara şifreyi koyuyorsunuz ve o dakika itibariyle sizin izniniz olmadığı sürece, o şifrenin girilmediği sürece çocuklarımız o istemediğiniz kanalları izleyemiyor. Yani bir nevi çocuklarımızın gelişimine katkıda bulunuyoruz bu konuda. Bakın, büyük kutulara, büyük receiver'lara, büyük uydu alıcılarına son. Sadece televizyonun arkasına takıyorsunuz, antenle bağlantısını gerçekleştiriyorsunuz ve adaptörü taktıktan sonra 4000 tane kanal, evet 4000 tane kanal, 41 adet uydu sizlerin hizmetinde. Bir dakikalık süremiz kaldı, kargo masrafı yok, KDV'si dahil 145 lira yerine sadece 59 lira sizleri bekliyor ve Türkiye'mizin neresinde olursanız olun. Kapıya kadar teslim ediyoruz ve ödemeyi de teslimattan sonra sizlerden alıyoruz. Yani kapıda ödeme kolaylığı ve kapıya kadar teslim kolaylığını sizlere sunuyoruz. Bakın, tekrardan söylüyorum. El büyüklüğünde, kumanda büyüklüğünde bir cihaz, yanında
kumandasıyla beraber ve televizyonumuza bağlayacağımız receiver'ın kumanda gözüyle beraber ve adaptörüyle, piliyle beraber geliyor. Ekstra hiçbir aparata, kabloya gerek yok. 1001 tane kablo bağlamanıza gerek yok. Birden fazla receiver kullanmanıza gerek yok. Hepsini tek bir receiver'a topladık. 4000 tane kanalın izleme keyfini bu elinde gördüğünüz receiver'la tadacaksınız. Siz de 41 adet uyduyu barındıran ve 1001 çeşit televizyonu izleyebileceğiniz, 1001 çeşit kanal izleyebileceğiniz bu muhteşem cihaza sahip olmak istiyorsanız elinizi çabuk tutun. Çağrı dahi atsanız kampanya dahil olmuşsunuzdur. Cayır biçiyor, cayır yanıyorum, cayır, cayır. Sen de ol, ben de renen, de ol, ben de kararlı. Sana sevda, vallahi yürekler kararlı. Çekimli alır mıyım, tutar mıyım elini? Ya seni anlatacağım, ya senden güzelini. Çirkinle yarı deyip, düzer miyim kız seni? Eller ufağı sever, ben de ortanca seni. Sen lan işim bitmiştir, seni bir daha sevmem. Kuyum suyum kurusun, eski tohum yiymez. Oy Giresun bulanacak, oy Giresun bulanacak. Bu iş nasıl olacak, bu iş nasıl olacak? Sana ne, sana ne, gönlüm sevdi sana ne. Size ne, size ne, kız sevdiyse size ne. Başladı. Sesine ve kendine güvenen bütün Karadenizli adaylarımızı elemelere bekliyoruz. Başım kaldık bellaya eli güzellerinden duyarım. Yarın bir su konuşur elleriyle. Yine 8 bir. Dokuz puan veriyorum. Sen bunu hak ettin. Ben de 9 vermek istiyorum. Sesine ve kendine güvenen bütün Karadenizli adaylarımızı elemelere bekliyoruz. Evet efendim, tekrar devam ediyoruz reklamların ardından. Ve fıkralara da devam ediyoruz. Hakim Temel'e demiş ki, kurban olduğum hav olayı bir anlat bakayım. Temel başlamış anlatmaya. Hakim Bey, kamyondan gidiyorum. Frene bastım ki ayağımın altında fren yok. Sağ tarafta bir küçük çocuk, sol tarafta pazar var. Karar vermem lazım idi. Ya çocuğa vuracağım ya da pazara gireceğim. Hakim dedi ki, ne yaptın? Çocuğa doğru gittim. İyi de oğlum, 45 tane ölü var. Hiç sorma Hacim Bey, ben tam çocuğa giderken çocuk başlamaz önüne pazara doğru koşma. Ben de uşağım peşine, yapacak bir şey yok. Uşaklar, küçük uşaklar yaramaz öyle iyiler. Hakikaten öyle. Trabzon'da sokakta geziyor çocuk. Bir tane papazın bir hani bu misyonerlik çalışmaları da var ya. Trabzon'a gelmiş. Demiş ki küçük çocuğa, ufaklık bakar mısın demiş. Kilisenin ne tarafadır? Kilisenin yolu ne tarafta? Uşakta başlamış anlatma. İşte demiş, emici buradan gideceksin. İleriden saat döneceksin. Oradan da direkt karşına bir tane dükkan çıkacak. Dükkanın karşısında kilise. Papaz da çocuğun bu sevimli halini beğenmiş. Ve çantasından bir tane İncil çıkarıp çocuğa uzatmış. Uzatırken de demiş ona ki, ufaklık demiş, sana cennetin yolunu göstereyim mi? Bizim uşak dedi ki ona, emice dedi, sen daha kilisenin yolunu bilmiyorsun, cennetin yolunu göstereceksin bana. Kiliseyi bilmiyorsun. Ey gidey. Evet, Temellan Dursun paraşüt kursuna gideyiler. Hafta sonları eğitim, ardından bir iki ay sonra bir prova. Uşaklar, canlı yayın var burada. Ha. Canlı yayın var. Ey gideyim. Tabii bizim ekran karşısındakiler alıştıkları için. Paraşütle, paraşüt eğitimi yapayım çocuklar. Dursun lan Temel. Tabii bir iki ay eğitimden sonra bir deneme atlayışı yapılacak. Çıkmışlar, uçaktan atladılar. Temel bir açıldı ki paraşüt açılmayı. Dursun da yan tarafına.
Başladı hızlan aşağı doğru inme. Dursun dedi ha Temel ne oli? Yahu dedi paraşüt açılmayı ama dedi Allah'tan prova atlayışı yapayırıp dedi ya. Gerçek olsa ne yapardık? Evet, fıkralar devam ediyor. Sizden gelenleri de buradan ayıklamaya çalışırım. Rizeli Emine göndermiş bir fıkra. Daha önce okumuştuk onu. Ama biz gene de tekrarlayalım, okuyalım. Çünkü o programda duymamış olanlar, o fıkradan haberdar olmayanlar olabilir. Temel ormanda ağaç keseyi 3-5 kişi gelmiş. Bunun ağzını, burnunu paket edip göndermişler. Köye doğru geliyor tabii. Ağız burun kan içine. Dursun dedi, ulan ne oldu? Yahu dedi Dursun, hiç sorma dedi. Ormanda dedi ağaç kesiyorum dedi. 5-6 tane adam geldi. Neymiş efendim? Ben Doğan'ın yengesini bozmuşum. Ben ne Doğan'ı tanırım ne yengesini tanırım. Niye doğdular beni anlamadım onu. Eyvallah. Rizeli Emine teşekkür ediyorum. Doğan'ın dengesini bozdu ama bizimki anladı. Bir de birisi şeyi göndermiş. Güzel hoşuma da gitti. Biz de hakikaten Türk milleti olarak biraz tuhaflık vardır. Mesela tuvalette tuvalete gideriz, kapıyı vururuz, içeriden bazı millet puşluğuna şey yapar, gir. Tuvalet kapı doluyor. Bazıları da şey yapar, gelir böyle tuvaletin kapısına, birçoğumuz da yaparız onu. Tuvaletin kapısına, kapı şimdi kilitlidir. Böyle kapıyı zorlarız, kapı kilitli. Ondan sonra bir de bağırır, lan dolu mudur burası? İçerideki adam da cevap veriyor. Yok, boştu burası. Ben içeriden kilitledim, havalandırmadan çıktım. La ilahe illallah. Tolu müdü burası? Alo. Alo. Kimle görüştüm? Kemal. Trabzon'dan. Trabzon'dan Kemal abi. He. Kemal abi nasılsın? İyi misin? Allah razı olsun. Sen nasılsın? Sağ ol. Neresinden Trabzon'un? Merkezde oturuyorum ama Çaykaralıyım ben. Çaykaralısın aslında. Nereden? O geneden mi? Nereden? Kolay zaten. O gene. Bırak onlar uzak kalır bizi. Ha, biraz da arkada mı o gene? Daha aşağıda. Kolaysa. Ha sen o gene de yukarıda. O geneden de yukarıda mısın? Aşağıda. Çaykara'dan 3 kilometre yukarıda. Kolaysa. Ha tamam. Bak kızlara kolaysa. Ha burası kolaysa değil. Bak kızlara kolaysa. Aynen öyle. Dediğin gibi. Kemal abi. Ha. Var mı bize diyeceğin bir şey? Ya güzel bir Karadeniz türküsü. Hangisi olursa olsun. Şimdi olsun diyemem. Yani ortaya karışık bir şey mi yapayım? Ortaya karışık bir şey. Aynen öyle. Biz bak şeyde. Kemal abi çok teşekkür ediyorum. Trabzon'daki bütün dostlara selam olsun. Sağ ol, sağ ol, sağ ol. Eyvallah. Biz 3 kere sağ ol derim. Bir de olayın şöyle güzel bir tarafı vardır. Mesela bize ya gönder bir tane türkü hangisi olursa olsun. Biz çok fazla beğenmezim. Yani daha doğrusu böyle seçmezim. Mesela yemek kültüründe de aynıdır. Karadeniz'de hiçbir adam gidip de lokantada şu yemeği getir bana diye bir isim söylemez. Adam gider lokantaya, restoranta oturur. Garsonu çağır, gel buraya. Bir de böyle taksi çağırı gibi çağırır. Hani yiyecek ya bir tane yarım bir çorba. Gelir garson, menüyü getir. Getirir menüyü, okur okur okur. Sahibi bakayım ne var? Okudunları da yok. Sahibi ne var? Adam başlar işte kuru fasulye, taze fasulye, şudur budur falan filan. 20 tane yemek sayar. Bizim ya böyle bir bakar bakar etraftaki masada. Ha o adamın yediğinden getir bana. Bizde sipariş öyle verilir. Ha o adamın yediğinden getir diye. Kurban olan. Yani şey de önemli değil. Hangi türkünün olması sıradan bir türkü yolladı. Biz de gönderelim sıradan bir tane yollayalım. Nüket ne yollayarak sıradan? Recep'im yollayarak. Yollayalım bakalım güzel bir tane Recep'im ardından devam edelim haydi. Thank you.
salla çemberi salla sumbanasın. Eminim gelebilirim, eminim gelebilirim. Allah kötüleri bir tosu çeyelim. Benim yani şabanı yaksın. Sular gibi duruldum, gel yoruldum, yoruldum. Sular gibi duruldum, bir göz aldı gözüme, yüreğimde vuruldum. Eminim, ne gelebilirim, eminim, ne gelebilirim. Allah kötüleri kosun şeyindim, Mevlam yani şedeni yersin şeyindim. Ben salarım diye kravat düşteyim. Dolaştım dalların, bizim Karadeniz'in dolaştım dalların. Yedi de söyleyelim düğün havaların, yedi de söyleyelim düğün havaların. Çıkardı avlara bu yarına bakardım, dalar dile gelirdi nememiler yakardım. Çıkardı avlara bu yarına bakardım, dalar dile gelirdi nememiler yakardım. Dalar dile gelirdi nememiler yakardım. Yaylalar unatisi, dağları dolaşı, yaylalar unatisi. Önceden küçük idi, şimdi dünya tatlısı. Önceden ufak idi, şimdi dünya tatlısı. Çıkardı avlılara, boylarına bakardım. Dağlar dile gelirdi, ne mermiler yakardım. Çıkardı avlılara, boylarına bakardım. Dağlar dile gelirdi, tüfeklerle nazar. Dağlar dile gelirdi, ne mermiler yakardım. Çıkardı avlılara boylarına bakar. Dalla dile geldi düğüne mermiler yakar. Evleri güllerine durdu duran bayırım. Bu ne kadar güzel sana bakan bayırım. Ha bu yalan duyan ya makine türemem. Ne etusam olmadı kendim de gülemedim. Gel bakayım yanıma keser kollarım. Olayım güzelimin olayım boyların. Olayım bebeğimin de olayım boylarına. Şimdi akıllandım basmam suruklara, basmam suruklara. Sevdalı kedede kaldım ben bu hallara. Ve şimdi akıllandım basmam suruklara, basmam suruklara. Evlerinin önüne gidi gele yoruldum. Dedim ona güzel ol, seni gördüm vuruldum. Anandan aldım seni, babandan aldım seni. Almasan alma beni, Allah'a saldım seni. Gel gidelim baraba, çarşıya yerlilara. Kurban olayım yavrum, takımı liralara. Kurban olayım Mehmet, takımı liralara. Oy. Evet, Recep'imden güzel bir tane çalışma geldi ve devam ediyoruz, devam ediyoruz. Tabii sizden gelen istekleri de yazdıklarınız da hepsini burada ben Duygu diyor, babaannem sizden diyor bir türkü istiyor, çalarsanız sevinirim demiş.
Eyvallah. Suat okumuş, selamünaleyküm tüm Mavi Karadeniz çalışanlarına selamlar. Artvin. Artvinliyim, memleketimin türküsü olan Erkan Ocaklı'dan bir türkü isteyirim demiş. Misiri kuruttum bir türküsü ama o bizde yok galiba. Klip bazında yok bizde yanılmıyorsam. Bir de fıkra göndermiş. Daha önce anlattım o fıkrayı ama tekrarlayayım onu. Papağanın bir tanesini, aslında bu biraz daha tabii siyasi partiler, martiler, şunlar bunlar girmiş. Ben daha özetini anlatayım. Bir de herkes şeyi söylüyor. Mesela bazısı çok fıkra okur, çok bilir ama anlatamaz fıkrayı. Çünkü sebep şudur. Fıkrada ne kadar fazla detaya girerseniz o kadar fıkradaki o mizahtan, mizah gücünden uzaklaşırsınız. Onun için mümkün mertebe fıkrayı kısa ve öz anlatmaya gayret etmek lazım. Hani ne kadar detaya, ne kadar işte adam şimdi anlatıyor. Bir gün diye Temel'in bir tane kuşu kuşağı var. Kuşu kuşağı böyle bir metre boylarında, işte yakalığı böyle 65 kilo kilosunda falan. Hiç gerek yok. Temel'in bir tane uşağı var. Bir gün okula gitmiş. Bitti. Yani daha onu uzattığın zaman o fıkranın tadı, lezzeti kalmayı. Fıkrayı mümkün mertebe kısa ve vurucu bir şekilde aktarmak gerekiyor. Şimdi Suat kardeşimdi galiba. Suat okumuşlar. Uzun bir şey yazmış ama onu ben anlatayım. Adamın papağanı var, evde duruyor. Sabahtan akşama kadar evde televizyon. Sağ sol meseleleri. Papağan devamlı ideolojik şeyler söylüyor. Yani konuşurken devamlı ideolojiden bahsediyor. Sağdan, soldan, işte bölücü terör örgütünden, milliyetçilikten, efendime söyleyeyim şundan bundan. Adam darlanmış. Papağanı demiş ki uşağına, koy bakayım abuni demiş kümese tavukların yanına. Bu demiş evin içine lazım değil. Odaya girdi. Beyefendi yayındayız arkadaşım. Yayındayız. Kapıları kapatın biz yayındayken ya. Diyorsun. Eyvallah. Evet efendim, televizyonumuz, şey programımız şu anda yönetim tarafından baltalanmıştır. Adamın papağanı devamlı siyasi cümleler kullanıyor. Adam kızmış, uşağa demiş ki ha bunu ko demiş tavukların yanına bakayım. Horozların hepsinin yanına. Neyse kümese girmişler. Tabi horozlar bir bakmışlar bu papağana, bu tavuk değil, bu şey değil, bu antika bir yaratık. Tabi hepsi böyle bir kanatlarını bir kabartmış papağana karşı. Papağana böyle köşeye gelmiş demiş arkadaşlar. Bak demiş, ben diğer tavuklar gibi fuhuştan değilim burada demiş. Siyasi tutukluyum ben demiş. Beni karıştırmayın. Temel bazen hakikaten, Temel gir, şeyde yoldan yürüyüp bir bakmış ki güzel bir yaz sabahı, adamın bir tanesi sahilde şınav çekiyor. Böyle şınav çekiyor. Temel abone gelmiş, bu ne yapayım diye bakmış ha. Sağ tarafından bakmış, sol tarafına bakmış, arkaya bakmış. Adam gene şınav çeki. Temel demiş ya hemşerim, karı kaçtı, boşuna uğraşıyorsun. Oy oy. Temel anlamadı mı, yapacak hiçbir şey yok. Evet, şimdi güzel bir tane türküyle beraber ardından tanıtıcı reklama bağlanacağız. Tanıtıcıdan sonra tekrar devam edeceğiz. Bu arada sizden gelenleri de okumaya gayret ediyoruz. Hazır patron gelmişken de söyleyeyim efendim. Devamlı bana arıyorsunuz, mesaj çekiyorsunuz. İşte bir hep reklam meklam. Onu Mavi Karadeniz TV'nin yönetim paneline yazacaksınız. Bana değil. Efendim güzel bir türkü ardından devam ediyoruz. Haydi bakalım. Dert gelir dert üstüne, oy hangi birini deyim. Dert ne rumun üstüne, oy seni da dert edeyim.
gelir dert üstüne. Oy hangi birini değil. Dertler umun üstüne. Oy seni da derde değil. Yine bir fırsat saatinde sizlerle birlikteyiz. Bir cep telefonu alırken nelere dikkat etmeliyiz? Hangi özelliklerine dikkat etmeliyiz? Bunun için yanımızda hemen ürün danışmanımız Bülent Bey var. Bülent Bey merhabalar, hoş geldiniz. Merhaba, hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Çok güzel bir soru aslında. Yani güzel evet. Bir sorunun dışında sorumuzun çok önemi var. Tabii ki. Yani cep telefonu alırken nelere dikkat etmemiz lazım? Biz sadece Türklerde değil aslında yurt dışında da böyle. Telefon alırken genelde dış görüntüsüne önem veririz. Halbuki insan hayatında bile telefonun dış görüntüsü, insanın dış görüntüsüyle benzeştirirseniz dış görüntünün güzelliği bazen yetmiyor. Tabii ki. İşte onun kalbi güzel olmalı, huyu güzel olmalı. telefonda nelere dikkat edeceğiz? Telefonda da çok önemli nüanslar var, önemli noktalar var sevgili izleyenler. Bunlardan en önemlisini söyleyeyim Aylin Hanım. Birincisi lityum-liyon batarya özelliği taşıması lazım. Lityum-liyon batarya özelliği. Yani cep telefonu alırken mutlaka izleyicilerimiz aldıkları mağazaya veya aldıkları telefon firmasının yetkililerine lityum-liyon batarya olup olmadığını sorsunlar. Ne işe yarıyor lityum-liyon batarya? Evet, ben soracaktım. Evet, ne işe yarıyor? Şimdi çok şık bir telefon aldınız, pahalı bir telefon aldınız. Evet. Özellik üstüne özellik, çok şaşabatlı bir telefon ama telefonu alıyorsunuz, şarja takıyorsunuz, sabah çıkarken evinizden şarjdan çıkarttınız. Akşam eve gelmeden telefon kapandı. Evet. O telefonun özellikleri ne işinize yarar? Hiçbir işinize yaramaz.
Çünkü şarjı bitmiş durumda. Veya akşam eve erken gelmediniz, geç geldiniz veya o gün şehir dışına çıkmak zorunda kaldınız. Şarjınızı evde, biliyorsunuz her telefonun şarj makinesi farklı. O anda bulma şansınız da yok. Yani olsa bile bir zahmet işi. Lityum iyon batarya dediğimiz özellik en az 3 gün veya bilemediniz 4 gün şarj problemi yaşatmayan bir en az özellik. 3 ya da 4 tabii gün şarja dayanabiliyor yani. 3 gün 4 gün şarj problemi yaşamıyorsunuz. Evet. Telefonunuzun bataryasının ömrü de oldukça uzun oluyor. Bu da tabii çok ki telefonumuzu güzel daha uzun süreli kullanmamız anlamına geliyor. Şimdi şu anda standımızda bir cep telefonu görüyorsunuz. Bu telefonun evet örnek bir telefonumuz. Sizlere tanıtım için getirdik. Bu telefonumuzun bakın sevgili izleyenler lityum iyon batarya özelliği var. Evet. Ve bu telefonumuzun çok güzel işinize yarayacak olan özellikleri de var. Yani evet, bir cep telefonu kullanıcısına hitap eden özellikleri var. Hem görüntü olarak, hem özellik olarak, hem de fiyat olarak. Aslında fiyatı normalde çok uygun. Fiyat da çok önemli zaten. Fiyatı normalde çok uygun. Fakat bu tanıtıma geldiğimiz için, bugün bu programda bu tanıtımı yaptığımız için fiyatını yarı yarıya indireceğiz. Yarı yarıya. Hem uygun olan fiyatını %50 bir daha indireceğiz. Ama tabii bunun için belli bir süremiz olacak. Güzel evet bir kampanyamız olacak. İzleyicilerimiz ekranı başında ayrılmasınlar, muhakkak bu kampanyaya dahil olsunlar. Evet, bizleri can kulağıyla izleyin, can kulağıyla dinleyin sevgili izleyenler. Muhteşem bir ürün, kaçırmamanızı diliyoruz ve Bülent Bey ürünümüzü anlatmaya devam edecek özellikleri. Evet, tabii hazır ki örnek telefonumuzu anlatmaya başlamışken evet onun birkaç özelliğini söyleyelim. Sonra kampanyamızı başlatacağız ve evet o kampanya üzerinden yaklaşık bir 5 dakikalık kampanyamız olacak. 5 dakika mı evet yapacağız? 5 dakika içerisinde hattı düşürebilenler inanılmaz bir kampanyaya sahip olacaklar. Hattı düşürebilen. Hattı düşürebilen yani. Evet. Hattı herkes arayacak ama acaba kimler düşürecek? Kimler düşürecek? İzmir mi, Kayseri'den mi, Malatya'dan mı, Ankara'dan mı bunu göreceğiz. Evet Bülent Bey, kampanyamız stoklarla mı sınırlıdır? Stoklarla sınırlı. Zaten o 5 dakika içerisinde hattı arayanlar değil, hattı düşürebilen izleyicilerimiz bu kampanyadan evet faydalanacaklar. Gerçekten çok özel bir telefon Aynı Hanım. Özellikle anlattığım zaman zaten bayılacaksınız. Evet, görüntü de çok güzel zaten. Telefonumuzun çift kamerası var. Bakın kamerasının bir tanesi hemen evet şöyle göstereyim. Arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında flaşını görüyorsunuz. Evet. Artı arka kapağı, metal kaplama. Bu işte darbelere karşı oldukça telefonumuzu güvende tutan bir özelliktir. Evet. Ve hemen şu üst kısımda bakın şu parmağımla tırnağımızı tuttuğum kısımda gizli kamera özelliği dediğimiz gizli kamera ikinci kameramız var. Evet, hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu çok da 1.2 megapiksel gücünde. Ama kameramızın ön kamerası yani evet esas kamerası 3.2 megapiksel gücünde. Telefonumuzdan birçok şeyi artık kullanabiliyorsunuz. Mesela evet eskiden düşünebiliyor musunuz telefonun olmadığı dönemleri? Ya evet. Nasıl haberleşiyorduk? Nasıl işte bir arkadaşımızla buluşacağımız zaman saatlerce evet bekliyorduk veya önceden gidiyorduk. Aynı evet anda denk gelemiyorduk. Aynen öyle. Büyük şehirde yaşayanlar. Ama şimdi kesinlikle cep telefonuyla bu sorun ortada kalktı. Fakat cep telefonu artık sadece iletişim için kullanılmıyor. Eğlence amaçlı kullanılıyor. İnternetteki paylaşımlarımız evet için kullanıyoruz. İşte banka işlemlerimiz için kullanıyoruz. Birçok işe yarıyor. Bu telefonda da yani karasal artık yayınları artık hayatımızın bir parçası oldu. Kesinlikle. Olmazsa olmazımız. Yani evet bu telefonumuzda da görmüş olduğunuz gibi anten bölümü var. Bu anteni açtığınız zaman evet karasal yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Televizyon yayınlarından bahsediyorum. Televizyon yayınlarını ücretsiz bedava izleyebiliyorsunuz. Televizyon da izleyebiliyoruz sevgili izleyenler. Evet, bakın kulaklığını gönderiyoruz ama yani normalde biliyorsunuz birçok telefon evet, radyosunu radyosunu kulaklık olmadan çalıştıramazsınız. Evet. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. Çok güzel. Şimdi radyo dinleme ve televizyon izleme özelliğimizde ortak noktası var. Bu ortak noktayı ben hemen izleyicilerimize söylemek istiyorum. Televizyon izlerken veya radyo dinlerken kayıt yapıp tekrar dinleyebiliyorsunuz veya tekrar izleyebiliyorsunuz. Yani sevdiğiniz bir dizi, sevdiğiniz bir işte bayan programı, sevdiğiniz bir futbol maçı veya bir şiir programı radyoda. Evet. İster radyodan dinlerken kaydedin, ister televizyon izlerken kaydedin, tekrar izleyebiliyorsunuz. 8 GB'a kadar hafızasını arttırabiliyoruz bu telefonun. Bu da demek oluyor ki çok büyük bir kapsamda arşiv oluşturabilirsiniz kendinize. Evet, evet valla muhteşem. Tekrardan söylüyorum lütfen kaçırmayın diyorum ve bizleri dikkatlice izleyin, dikkatlice dinleyin. Daha bitmedi özellikleri hala var değil mi Bülent Bey? Gerçi biz bunların hepsini anlatmaya kalksak saatler yetmez. Daha birçok özelliği var. İnternete evet girebiliyorsunuz. Facebook, Yahoo, Messenger, Twitter gibi paylaşım ağlarına, sitelerine rahatlıkla bağlanabiliyorsunuz. Şarjının en az 3 gün 4 gün dayanını bir daha söyleyeyim.
kampanya yapacağız demiştik. Kampanya. O kampanyayı sevgili yönetmenimizin de izni varsa hemen başlatalım. Başlatalım mı? Sevgili izleyenler, şu anda normalde 400 TL'ye satılan evet. yerli üretim, kesinlikle Çin malı değil, hı hı. yerli üretim Vimex marka cep telefonumuzu kampanyaya alıyoruz. Şu anda ekran altında görmüş olduğunuz bir telefon numarası var. Bu telefon numarası Aylin Hanım, sevgili evet. izleyenler, düşüren, hattımızı arayan ve hattımızı düşüren tüm izleyicilerimiz bu kampanyadan faydalanıyorlar. Piyasa değeri 400 TL olan Vimex marka telefonumuz 199 liraya sadece 5 dakikalığına satışa çıkmıştır. 5 dakika ve evet. piyasa değeri 400 TL olan bu muhteşem telefona sadece ve sadece 199 TL'ye sahip olacaksınız. Hattımızı düşürebilen bütün izleyicilerimiz. Bütün izleyicilerimiz kampanyamıza evet. katılabiliyor. Ekranda gördüğünüz hatta numaraya sevgili izleyenler çağrı bile bırakabilirsiniz. Çağrı atın biz siz arayalım. Tekrar arkadaşlar geri dönüyorlar. Tabii ki biz onlara geri döneceğiz en kısa süre içerisinde. Aynı zamanda telefonumuzun normalde 89 lira tutan kargo, KDV, ÖTV gibi vergi ve taşıma ücretlerini de değerli izleyicilerimize değil biz karşılıyoruz. Evet, bunları da biz karşılıyoruz. Yani hiç hazır bir kampanya yapmışken evet. şu 5 dakikalık kısa süre içerisinde hattımızı düşürenler bu mükemmel kampanyadan faydalansınlar. Evet, ekstradan hiçbir ücret ödemiyorsunuz. Sadece ve sadece 199 TL. Kesinlikle. Yani aşağı yukarı Aylin Hanım sadece kargosu kadesi neredeyse 100 lira tutuyor. Evet. Telefon size 100 liraya gelmiş olur. Yani 199 liraya çok özellikli ve aldığınız zaman kullanabileceğiniz, aldığınız zaman hediye olarak gönderebileceğiniz güzel bir telefon. Evet. Sağlam bir telefon, yerli üretim, garantili bir telefon. 2 yıl garantisi var. Türk malı. Evet, Türk malı. 2 yıl garantisi var. Artı adlarına düzenlenen fatura ile birlikte gidiyor. Yani siz arayıp sipariş evet. verdiniz. İsminizi söylediniz, soyadınızı söylediniz. Sizin adınıza faturası da kesilerek beraberinde geliyor. Her şey kutunun içerisinde. Kesinlikle. Yani çok sağlam kadar geliyor. Çelik kasa olur hemen söyleyelim. Telefonumuz çelik kasa ve sağlam bir telefon. Evet. Hani eşinize, dostunuza bir bayram hediyesi olabilir. Sevdiklerimize tabii ki. Bayram hediyesi olabilir. Bir doğum günü hediyesi olabilir. Veya işte sevdiğinizi böyle sevindirmek için alabileceğiniz bir hediye olabilir. Hı-hı. Veya sevdiklerinize işe yarayan sağlam bir telefon almak istiyorsunuz. Evet. Özellikle ben burada şunu da söylemek istiyorum. Çocuklar genelde hani ya karnedeki başarılardan veya evet. gittikleri sınavlardan evet. hediye isterler. Bakın 400-500 lira civarında bir cep telefonu. Normal satış fiyatı 400 lira. Hı-hı. Kargosunu KDS'ini koyduğunuz zaman 500'den aşağı alamayacağınız mükemmel yerli üretim sağlam bir telefona her şey dahil 199 lira sahip olacaksınız. Türkiye'nin neresinde olursa olsun kapıya kadar Türkiye sesin, sınırları içerisinde eğer oturuyorsanız, ikamet Hı-hı. ediyorsanız verdiğiniz adres Türkiye'ye aitse adrese kadar gönderiyoruz. Kapıya kadar, ayağınıza kadar geliyor ve şunu da söyleyeyim yine çok önemli bir nokta aslında Hı-hı. güzel hatırlattınız teşekkür ediyorum. Kapıya kadar geliyor, kapıda ödemesini yapıp öyle alıyorsunuz. Çünkü birçok internet, hatta hemen hemen hepsi Tabii. internet siteleri, televizyonlardaki işte bu alışveriş kanalları Hı-hı. önden ödemeyi istiyorlar sizden. Yani evet. diyorlar ki parayı gönderin, bir hesabımıza yatsın bakalım, biz görelim parayı, ondan sonra ürünüzü göndereceğiz. Ha bu demek değil ki göndermiyorlar. Yani evet. o anlamda söylemiyorum. Evet. Ama bizim çalışma stilimiz, biz kapıda ürünümüzün ödeme. Arkasındayız, Hı-hı. güveniyoruz, kapınıza gelsin, ayağınıza gelsin, kapıda ödemesini yapın, telefonunuza sahip olun. Çok güzel, daha zaten, ne olsun, ayağınıza zaten kadar geliyor. İstanbul için söylüyorum dağıtımlarımızı, evet. ortalama 2 gün, yani 2 günle 3 gün arası değişiyor İstanbul içi olan dağıtımlarımız. İstanbul dışından arayan izleyicilerimize de maksimum 1 haftada geliyor. Belki o anda izleyicimizin maddi durumu müsait değildir. Evet. Hazırlığını yapar, 2 gün, 3 gün, 4 günde telefon gelene kadar hazırlığını yapar, telefon kapıya gelir, kapıda hani ödemesini bizim yapar. Bir tabirimiz vardır Türklerin kullandığı, al gülüm, ver gülüm diyoruz ya, o evet. tabir caizse telefonunuzu alıyorsunuz, ödemesini gerçekleşiyorsunuz, içinde garanti belgesi, faturası ile birlikte sizlere ulaşıyor. Gerçekten çok özel bir telefon Aylin Hanım. Evet, görüntü de çok güzel zaten. Telefonumuzun çift kamerası var. Hı-hı. Bakın kamerasının bir tanesi, hemen evet. şöyle göstereyim, arka kısmında. Bu 3.2 megapiksellik normal kamerası ve yanında da flaşını görüyorsunuz. Evet. Artı arka kapağı, metal kaplama, Hı-hı. bu işte darbelere karşı oldukça telefonumuzu güvende tutan bir özelliktir. Evet. Ve hemen şu üst kısımda bakın şu parmağımla tırnağımın ucuyla tuttuğum kısımda var. Hem sesli hem de görüntülü kayıt yapabilen gizli kameramız da burada mevcut. Bu Çok da 1.2 megapiksel gücünde. Cep telefonu artık sadece iletişim için kullanılmıyor. Hı-hı. Eğlence amaçlı kullanılıyor. İnternetteki paylaşımlarımız evet, için kullanıyoruz. İşte banka işlemlerimiz için kullanıyoruz. Birçok şey yarıyor. Bu telefonda da karasal yani yayınları. Artık hayatımızın bir parçası oldu. Kesinlikle. Hı-hı. Olmazsa olmazımız. Yani evet.
Bu telefonumuzda da görmüş olduğunuz gibi anten bölüm var. Bu anteni açtığınız zaman Karasal yayınları ücretsiz olarak izleyebiliyorsunuz. Aa, çok güzel. Televizyon yayınlarından bahsediyorum. Hı hı. Televizyon yayınlarını ücretsiz bedava izleyebiliyorsunuz. Televizyon da izleyebiliyoruz sevgili izleyenler. Evet, bakın. Kulaklığını gönderiyoruz ama hani normalde biliyorsunuz birçok telefon radyosunu kulaklık olmadan çalıştıramazsınız. Evet. Bu telefonumuzda ister kulaklığıyla kullanırsınız, isterseniz de antenini açarak radyo dinleyebiliyorsunuz. Kampanyamızda son 3 dakikaya girdik. Şu anda 3 dakika içerisinde hattı düşürebilen, çağrı atan, bakın size yazmasın. Evet. Bize yazsın diyoruz. Onu bile düşünüyoruz onu yani. Onu bile düşünüyoruz. Kargo parasını biz ödüyoruz. KDV'de biz ödüyoruz. Çağrı atın, biz sizi arayacağız. Ekran altları bir numara görüyorsunuz. Evet. Bu numaraya çağrı atmanız veya aramanız yeterli olacak. Gerçekten çok özellikli, mükemmel bir cep telefonuna sahip olacaksınız. Evet. Çok güzel özellikleri de olduğunu söylemek istiyorum. Şöyle yakın planda göstereyim. Siz de şöyle bakın, tutun isterseniz. Telefonun hani o telefon olan ağırlığını, telefonun ciddiyetini avucunuzda bile hissedebilirsiniz. Çok güzel bir telefon gerçekten. Çok şık. Çift hatlı, çift hattı aynı anda aktif kullanabiliyorsunuz. Radyo dinleyebiliyorsunuz, televizyon izleyebiliyorsunuz, internete girebiliyorsunuz. Kara liste özelliği var telefonunuzda. Kara liste. Evet, kara liste. Yani birilerini engellemek istiyorsunuz. Hı-hı. Beni rahatsız etmesin bu adam diyorsunuz. Evet. Hemen onu kara listeye alıyorsunuz. O sizi kesinlikle arayamıyor. Kaç kişiye kadar kara listeye alabiliyoruz? 20 kişiye kadar kara liste alıyoruz. 20 kişi. Bir de 20 kişiye kadar beyaz listemiz var. Bu beyaz listeyi de zaman ayarı yapabiliyorsunuz Aylin Hanım. Tabii herkesin hayatında görüşmek istemediği kişiler vardır. Zaman ayarı dediğim nedir biliyor musunuz? Evet. Önceden ayarlıyorsunuz. Akşam saat gece 12 ile sabah 8 arası beni şu 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 numaralardan başka kimse aramasın. Çok güzel. Bu ayarı bile yapabilen hakikaten inanılmaz bir cep telefonu. Kampanyamızda son 1,5 dakikaya girdik değerli izleyenler. 1,5 dakika içerisinde hattı düşürürseniz 400 lira satış değeri olan, şu anda tanıtım amacıyla sizlere 199 lira göndereceğimiz bu cep telefonuna kargo parası ödemeyeceksiniz. Evet, kendisi küçük ama marifeti büyük, akıllı oldukça bir telefon. Ve çok sağlam bir telefon. Yani bunu aldığınız zaman yıllarca kullanabilirsiniz. Şöyle bakın. Alın, eşinize, dostunuza, sevdiklerinize rahat rahat hediye edebilirsiniz. Evet, hem bayan hem erkek kullanabilir şekilde tasarlanmış. Hem erkekler için ideal bir konfora, ideal bir tasarıma ve renge sahip, gördüğünüz gibi arka kapağının metal olduğunu bir kez daha söyleyelim. Çok bakın güzel. Açtığınız zaman bataryası lityum iyon batarya. Şurada yüksek kalite, yani bu telefon açtığınız zaman sesi bayağı yükseliyor. Onun zilini ayarlayabiliyorsunuz. Hani müzik falan dinlerseniz tabiri caizse disko müziğinin sesine kadar yükseltebiliyor. Oldukça güçlü bir sese sahip. Çok ve çok özellikli bir cep telefonu. Kampanyamızda son saniyeler ama biz kampanyamızı bir dakika daha uzatalım. Biz tanıtımımızı bitirelim. Bir dakika içerisinde hattımızı arayan, hattımızı düşüren herkese 199 lira kargo KDV dahil garanti belgesi faturası içinde ekran altında görmüş olduğunuz telefon numaralarına bir çağrı bile atmanız yeterli. Tanıtımımız bitiyor ama bir dakika içerisinde kampanyamıza dahil olabilirsiniz. Aylin Hanım, ben çok teşekkür ediyorum bize. Ben teşekkür ediyorum. Değerli vaktinizi ayırdığınız için izleyicilerimize de hayırlı olsun. Çok güzel telefonunuz. Ben çok teşekkür ediyorum. Evet sevgili izleyenler, bu muhteşem telefona sahip olmak için ekranımızın alt bantındaki numaraları hemen arıyorsunuz. 400 TL değerinde, bakın 400 TL değerindeki telefona sadece ve sadece 199 TL ödeyerek sahip olacaksınız. Üstelik Türkiye'nin neresinde olursanız olun kapınıza kadar geliyor. Hiçbir ekstra ücret ödemeden sahip oluyorsunuz. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun. Hayırlı haberler almanız dileğiyle efendim. Cemal Kandemir'in Deniz Rüzgarı isimli albümü Mavi Karadeniz TV ve Mavi Karadeniz Prodüksiyon farkıyla tüm müzik marketlerde. Yaktın beni, yıktın beni, bu akşam da bize gel. Atmaca olmadın mı, dallara konmadın mı, dallara konmadın mı? Aç kanım dallarını gideyim karat, seni bana vermezler, gel kaçalım kaç. Melike Ercan göndermiş, bir türkü istemiş. Bakmış ki türküyü çalmayarak biz o zaman bir fıkralan beraber bu olayı toparlayayım diye düşünmüş herhalde. Köyün hocası Temel'i görmüş anası sırtında. Sormuş Temel'e, yavrum Temel nereye gidiyorsun? Dedi, hocam dedi, cennet anaların ayağı altında dur. Onun için anamı sırtıma aldım, gezdiriyorum onu. Evladım dedi, ananı öyle gezdireceği ne? Ona dedi, her cuma günü sor, ana koca isteği misin diye.
Demiş hocam hiç yakıştı mı sana şimdi 80 yaşına anam için şimdi bu dedoğun yakıştı mı? Tabi o sırada anası böyle arkasından biraz doğruldu. Evladım dedi ağzına ekmek koyduğumun uşağı. Sen hocadan daha mı iyi bileceksin? Melikeciğim çok teşekkür ediyorum. Kemal'in askerde bir tane çavuşu var. Tabi acemi asker. Çavuş zırt pırt. İşte ha öyle yat dedim miyim yatacaksın, gel dedim miyim geleceksin, git dedim mi gideceksin. Tabi basmış ha havayı Temel'e. O sırada da Nizamiye'de de görevli Temel. Bir gün bir telaş askeriyede. Bir telaş akıllara zarar. Çavuş o işte şeyde nedir rütbelerin adı nedir? Büyük komutanlar var ya. Orgeneral ha orgeneral. Or general gelecek mıntıkaya. Or general gelecek. Or tabi hazırlık var ya. Temelden Nizamiye'den nöbetçi. İkide bir tavuş yeli tip Temel. Or general geldi mi? Yok. Or general geldi mi? Yok. Or generali gördün mü? Yok. O gün 20 defa calı sordu ya. Or generali gördün mü? Yok. Or general gördüm yok komutanım. Or general geldi mi? Akşam üzeri o üstten aşağı bir tane abi onun da filamalı bir tane araba geli. Temel doğrultmuş ha tufu demiş ha dur. Açmış cami. Gel bakayım buraya demiş. Oğlum demiş sen benim kim olduğumu biliyor musun da dedi. Nizamiye'nin kapısında dur çekiyorsun bak. Temel dedi ya kimsin? Oğlum dedi ben or generalim or. Temel dedi or general sen misin? Yarın olsam hiç içeri girmem. Çavuş sabahtan beri seni aray ağzını burnunu kıracak. Ben yerinde olsam hiç girmem içeriye. Temel bu kurban olayım. Eyvallah. Şerif abi demiş ki hayırlı programlar. Abdurrahman demiş torunum Enes'le birlikte seni izliyoruz. Selamı var. Eyvallah aleyküm selam. Şerif abi Enes hangisi? Enes'i tanımayarık ki kurban olayım. Enes'i tanımayarık ama acaba şimdi desem ona ki Enes'i yanaklarından öpüyorum. Enes şimdi çıkar 25 yaşında o zaman gör gülmüyor. Çünkü bizde mesela torun kavramı nedir? Evladının çocuğuna torun denir değil mi? Yani işte kızının veya oğlunun oğlunu. Ama bizim Karadeniz'de mesela ablanın çocuğuna, efendime söyleyeyim yani yeğen kelimesi pek kullanılmaz. Bizde hep torundur. Yani onun için o kavramları karıştırıyorum. Ama Enes galiba Şerif abinin kızının çocuğu olması lazım. Yanlış hatırlamıyorsam. Yanaklarından öpüyorum onu. Bütün Terzi ailesine de selamlar gönderiyorum. Kızımın diyor yok 3 yaşında. Eyvallah tamam. Hadi, şimdi jeton oturdu. Enes'in yanaklarından öpüyorum kurban olayım. İstersen Şerif abi bir gün Enes'le de bizim Mustafa Berat'ı bir kapıştıralım. Karadeniz'de böyle de bir hastalık vardır. Mesela aynı yaşlardaki iki çocuk yan yana bir güreş adım bakayım. Bir doğuşun bakayım. Sebi'yi daha küçükken şiddete alıştırıyorum. La onu bir gözüne vur bakayım. La bir dur da çocuğu yani çocuk niye şefkatten, merhametten uzak bir iğneyi ki? Ama bir gün Mustafa Berat'la bir kapıştıralım onları. Bir kapıştıralım onları. Bizimki de hiç öyle kavga mavga şeyi yok. Hiç şey de bir şeyi görse başlayın korona. Geçen sabah evde kahvaltı yapıyorum. Çay bardağını karıştırıyorum. Tık 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 bizimkisi kalktı. Dedim, çay karıştırıyorum dedim. Yani bu orkestra gibi. Bizimki kapı sesi duymasın kurban olayım. Allah'ım herkese nasip etsin. Allah'ım hiç kimseye evladının burnunun kanadığını dahi göstermesin. Çok zor bir şey. Hakikaten zor. İnsanlar derdiler ki işte hani büyüğün evlen efendim çoluk çocuğun olsun da anlarsın onu diye. Bize komedi gelirdi ama bir buçuk yaşından biraz daha büyük herhalde bizimkisi. Tabii canım Temmuz'da doğdu. Bir buçuk yaşını biraz daha geçti. Bir evladım, bir oğlum var ve o bazen böyle hiddetli ağladığı zaman böyle tabii bazen de yalancı ağlay ama yani böyle hiddetli ağladığı zaman İşte bir ağrısı, bir sancısı olduğu zaman böyle gözünden yumruk yumruk yaşların geldiği zaman çoğu geceler ben de onunla beraber oturup ağladım. Yüreğim kaldırmıyordu çünkü onun ağlamasını.
Biz eğer böyle düşünüyorsak, evladını genç yaşta kaybetmiş olan, asker ocağında şehit olmuş olan o anneler, o babalar nasıl dayanıyorlar bilmiyorum. Ama demek ki Cenab-ı Allah'ım sabrı da o ananın babanın yüreğine koyuyor. Yoksa katlanılacak gibi değildir. Onun için Mevlam hiç kimseye evladının burnunun kanadığını dahi göstermesin. Zor bir şey. Evet, devam ediyoruz. Devam ediyoruz değil. Toparlıyor muyuz? Bitiriyor muyuz? Bitirmeden önce ben Hacı'ya bir selam yollayayım. Şerif abinin babasına buradan ellerinden öpüyorum. Allah'ım büyüklerimizi de başımızdan eksik etmesin. Hacı ile muhabbetimiz iyidir. Tabii ama bizde şimdi şöyle bir şey var. Aslında bu biraz daha bizden kaynaklanıyor. Onun için hiç o konuda ailemize, eşimize yalandan suç atmanın bir anlamı yok. Biz bazen kaytarmak için diyoruz ama biz bir türlü programlarımızı uyduramıyoruz. Hani ev ziyaretlerimiz var ya, ev ziyaretlerine gidecek. Hacı'ya geçen sene dedik ki ya Hacı bir akşam gelecek oturmaya diye. Eyvallah dedi. Tabii ardından evdekiler bir program yaptılar. Bir programda Şerif abi evde yoktu, iptal ettik. Bir sonraki yapılan programda da benim programım vardı, sahne programım vardı, gene iptal ettik. Bir türlü gidemeyirik. Tabii ondan sonra epey bir zaman sonra bir program esnasındaydı. Hacı'yı gördüm orada, dedim Hacım dedim ya bu arada da dedim sağ gelcuk. Ya dedi gelirsiniz da acelesi mi var? Yani siz dedi bugün yarın gelirsiniz Hacım. Hacı da anladı. Bunların bir gelu gideceği de yok da. Hacım ellerinden öpüyorum. Dualarda unutma bizi. Duanın kenarına böyle adımızı da ekle. Ellerinden öpüyorum. Allah'ım sıhhatli uzun ömürler versin. Ve Tolga Kukal Çavuşbaşı'ndan selamun aleyküm abi demiş. Eyvallah çok teşekkür ederim. Bu nedir? Selam. Temel ineğini pazara götürürken Almanya'dan izne gelen Dursun'u görür. Dursun BMW almıştır. Temel de BMW ile beni pazara bırak. Dursun der ki inek ne olacak? Temel der ki bağlaruk arkaya durur. Duraz. İki viteste aynı hızdan uça atar. Aynen inek devam 4 atar, aynen devam 5'e atar, son gaz, inek aynen devam. Dursun der, ula senin inek geberi dilini sola attı. Temel der, ola seni sollayacak sinyal veriyi demiş. Muhammed Küçük Bekir yemedi. Yani efendim yarın sabah saat 9'da tekrar burada olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın ha. Yarın nedir günlerden? Cuma. Cuma günü yokuz. Cuma günü değil, pazartesi günü burada olacağız. Kendinize çok çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Sürçülisan etmişsek affola. Amacımız yüzünüzde ufak da olsa bir tebessüm oluşturabilmek. Efendim hafta başında görüşmek üzere. Allah'a ısmarladık. Zalim gurbet, ağlatırsın adamı. Gözümde yaş kalmadı. Bıraksana yakamı, bıraksana yakamı. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan, içmem, içmem suyundan, içmem. Vay seni Cerrah Paşa, içmem suyundan, içmem. İçmem suyundan, içmem o. Bir dahaki seneye yolcu da gelu geçmem, yolcu da gelu geçmem o. Bir dahaki seneye yolcu da gelu geçmem, yolcu da gelu geçmem o. Yaş akar gözüm sızlar, ne kalıp gerisine. Yaş akar gözüm sızlar, ne kalır gerisine. Herkesin bir derdi var, durur içerisinde. Durur
inandık doktorlara. Öyle böyle dediler. Ayrılık defterini elimize verdiler.